Yani her türlü gazeteden. Çok iyi oldu. Bu internet işi müthiş oldu bence. Ağlama gerek kalmadı diyorsun. Sizin bu tarz zannediyorum arkadaşlarınız da var. Derya Alabora onlardan biri değil mi? Böyle o da duyarlıdır. O da kadın haklarına karşı çok duyarlıdır. Siz nasıl bir bu kuşaktan bahsediyorum. Bu duyarlı, kendini ifade etmeye gayret sarf eden, bazı organizasyonların içinde bulunan. Çok az Çok kişiyiz az. maalesef. Evet, ne yazık ki çok az kişiyiz. Deniz Türkali var tabii. Var yani birkaç Yeşim Biber var. O da Türkiye'de olduğu sürede o da katılıyor. Ama çok az kişiyiz gerçekten yani. Özellikle bir ayrı bir şey yüklüyor mu insanın üstüne bu Bir türdeki? şeyle ilgilendiğinizde herkes geliyor. Ve her şey istenmeye başlıyor. Şuraya da gel, buna da imza ver, ona da bilmem ne, şuna da. Ve o zaman bir şey seçmek zorunda kalıyorsunuz. Yani gerçekten ne kadar bazen gitmek istediğim şey olsa dahi eğer çok çalışmıyorsam o sene hiç, daha geri çekiyorum kendimi. Yani daha çalıştığım senelerde daha öne çıkıyorum. Yani bir tiyatroda oynuyorsam, bir dizide varsam falan daha rahatlıkla öne çıkabiliyorum. Bu tür aktivist kimliği ön plana çıkarıcı şeyler size sevimli gelir mi oyunculukta? Yani daha böyle o tür roller. Hani dönem filmleri çekiliyor mu Her mesela? türlü, her türlü o dönem filmlerine bayılırım yani. Zaten neydi? Hatırla Sevgili'yi çok çok severek başladım. Yani çok o Nebahat diye bir kadını oynuyordum. Demokrat Partili bir milletvekilinin eşini ve orada yani çok Nebahat tanıyorum. Yani annemin arkadaşları arasında çok Nebahat biliyorum. Çok severim. Yok hayır bana yani iyi yazılmış bir şey önemli olan. Bir iyi yazılmış senaryo önemli olan oyuncu için. Peki bu kadar mesela sizin döneminize denk gelmeyebilir ama geçmişte mesela Tarık Akan Bey var mesela daha böyle kimliğini, ne düşündüğünü, fikrini ortaya koyan ve belli eden. Bu kimisi için de tam tersidir. Sanat yaparım, hani sinema oyuncu O olurum ayrı yani demek çok başkadır. şimdi bir yaptığınız iş var. Profesyonel olarak bir iş yapıyorsunuz. İşte Çehov'un bir oyununda oynuyorsunuz. Bilmem ne filmini çeviriyorsunuz falan filan. Bir işiniz var. Bunun dışında bir de siz varsınız. Yani vatandaş olarak bu ülkede yaşayan ve bu ülkedeki bir takım eksikliklerin, gediklerin farkında olan, işaret etmek istediğiniz, yani benim genç kızımda Kürt denmiyordu. Kürt diyen hapisteydi. Yani buralardan geliyoruz. Hani çok büyük bir değişim geçirdik. Şu anda yapılacak çok fazla şey var. Yerin dibinden kemikler fışkırıyor. Toplu mezarlar var yani. Olacak iş mi bu? Yani bu artık bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Şeye değindiniz ya ben geçmişten günümüzle ilgili bir şey değindiniz. Siz de siz kendiniz bu düşünceler içerisinde hangi merhalelerden geçmişsinizdir? Hani çocuklukken böyleydi. Yani gençlik dönemim Çok böyleydi. idealist bir şeyden tabii yani Şanaram da sağ olsun onun sayesinde biraz fazla idealist, biraz fazla ayakları yerden kopuk. İşte herkes eşit olsun bilmem ne falan gibi yani Daha çok coşkulu. insani yani İstekli. hala öyle aslında ben kendimi yani sosyalist, komünist falan olarak görmüyorum. Yani olmadım hiçbir zaman ama hümanistim yani eşitliğe insanlar arasında hiçbir zaman eşitlik yok. Ya sizden daha zeki biri var, ya daha güzel biri var, daha bir şey. Bu hiç böyle bir eşitlik yok. Ama fırsat eşitliği. Fırsat eşitliği diye bir şey var. Orada eşit olmamız. Yani benim yararlandığım her şeyden herkesin yararlanmasını istiyorum. Yoksa ben gördüğünüz gibi gayet rahatım yani. Yani şurada otursam ve keyfime baksam da olur. Ama işte duramıyorum. Peki bu aslında sizi de çok yakından ilgilendiren bir şey. Bir dönem biliyorsunuz oyuncularla ilgili bir takım eylem çalışmaları oldu. İşte gerçi o dizi oyuncularını da Dizi kapsarıyor. oyuncularıyla ilgiliydi İlgiliydi. tabii. O tür pozisyonlara nasıl bakıyorsunuz? Yani siz mesela böyle bir şeyin içine yer alabilir misiniz? Tabii ki yani ben orada olmayı çok isterdim. O gün orada değildim. Ya çekimim vardı ya bir şeydi hatırlamıyorum. Orada değildim ama tabii ki. Yani bu korkunç bir şey. Kölelik gibi bir şey. Yani kimse inanmıyor ama oyuncular açısından da fakat oyunculardan çok daha fazla set işçileri, ışıkçılar için dayanılacak bir tempo değil. Yani bunun gerçekten
çok yakın bir sürede düzelmesi gerekiyor. Yani bugüne kadar aramızdan iki kişiyi kaybettik bir trafik kazasında. Ama yani böyle yüzlerce insanın gitmemiş olması büyük mucize. Ben kendimi kaç kere ikinci köprü yolunda uyurken yakaladım yani. Adada çekim yapıyoruz, buz gibi donmuşum, arabama biniyorum, açıyorum kaloriferi, gevşiyorum. Hadi bu sefer camı açıyorum, gözlerim kapanıyor. Gecenin sabahın olmuş bilmem kaçı, 15 saattir, 20 küsur saattir çalışıyorum. Çok var yani, çok gerçekten çok zor. Yani şaka değil, abartma da hiç değil. Yani madenciler, koç işçileri ve hemen arkasından dizi çalışanları ben size söyleyeyim. İlk üçe girer diyorsun. Aynen. Ne yazık ki. Peki ne yapılmalı? Nasıl bir ortam sağlanmalı sizce? Ya dünyada her yerde bunun bir dakikası bir şeyi var, var yani. Değil mi? Evet, gayet tabii. Yani o standartlara uysak kafi. Zaten gerek kalmıyor. Başka şeyler ediyorsunuz. Ben Büşra bir soru sordu. Onun öncesinde aslında soracaktım o soruyu özgürlüklerden bahsederken. Ben şöyle bir sözünüzü hatırlıyorum. Konu özgürlük olunca her taraftan dökülmeler oluyor. Tabii amalar başlıyor. Yani herkes bugün için de bugün de bu geçerli bir şey mi? Hiç değişmeyen bir şey mi? Evrensel bir gerçek midir bu? Ya bu Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla herkes değişik değişik ve ayrı ayrı canlarına okunuyor. Yani başı bağlı öğrenim görmek isteyenler onlar kendi dertleri peşindeler. Öbür taraftan orada dediğim gibi öldürülmüş bir takım kemikler çıkıyor, toplu mezarlar çıkıyor. Herkes birleşip bir karşı koysa bir takım haksızlıklara başka bir ülkede yaşıyor olurduk şu anda. Yani başka bir Türkiye'de olurduk. Ama ayırıp bölüp bastırmayı çok iyi becerdikleri için şu ana kadar geldik. Ama şu anda önümüzde çok önemli fırsatlar var. Çünkü değişiyor Türkiye. Bu kadar hani aile yaşantısı, işte bu var olduğunuz, içinde bulunduğunuz süreç, onun geçmişi, bu kadar çok şeyden bahsettik. Ben aslında hani belki de final sorusu olabilecek bir şeyi yöneltmek isterim. Gelecek için umutlu musunuz? Bir umudunuz var mı? Ya ben çok yani genellikle eskiden daha da fazlaydı yani. Biraz fazla iyimserim. Yani karakter olarak öyle. Yani aklıma ilk gelen şeyler hep en iyi şeyler olur. Bazıları böyle bir gün bir yerde bir fotoğraf çekimine gitmiştik Belgrad ormanlarında. Bir kadın fotoğrafçı, yanımda Melike Demirağ var, çok yakın arkadaşım ve ben. Üçümüz. Melike dedi ki yani şu anda şu araba şurada bozulsa. Hani başımıza ne gelebilir? Aklımın ucundan geçmiyor. Yani en kötü ki bu olabilecek bir şey böyle çok bir hayal değil yani çok ıssız bir yerlerde fotoğraf çekiyoruz. Bunlar hiç aklıma gelmiyor. Ben ne güzel bak güneş de iyi, saat de tam uygun, çok sert de değil falan. Bak ne güzel ağaçlar, bilmem, şahane bir yer bulduk, fotoğraf çekiyoruz diye düşünüyorum. Onun için bu soru hiç bana sorulacak bir soru değil açıkçası. Ama yapılacak çok şey var. Hele daha geçenlerde Dünya Kadınlar Günü'ydü. Bana göre Türkiye'de her hafta birkaç gün kutlamak değil yani Kadınlar Günü olması lazım. Türkiye Kadınlar Günü. Pazartesi, Çarşamba, Cuma. Yani çünkü korkunç gerçekten. Yani sayılar ve mantalite. O 12 yaşında, 13 yaşında bilmem kaç kişi tarafından ırzına geçilen çocuk bile sanki yani o istiyor gibi. Yani bu gerçekten düşünülecek korkunç bir şey bu. Yani hiçbir şeye ne hukuka ne vicdana ne hiçbir şeye sığmıyor bu. Ve tabii hakimler ve savcılar çoğunlukla erkek. Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yani çok daha çalışmamız çok kadın lazım. Olmakla, olması lazım. Ve ayrıca o erkekleri yetiştiren de anneler yani. Tabii iyi bir anne olmak. Evet. Daha duyarlı. Yani bu da kültürlü olacak bir şey. Lale Hanım çok teşekkür ederiz sohbet için. Bu sohbetten bu kadar konuştuğumuz şeylerin içinde aklınızda ne kaldı? Valla önemli olan benim aklımda ne kaldı değil, seyircilerin ne düşündü, izleyicilerin. Onun için değerli, bilmiyorum deminden beri birçok şeyden konuşuyoruz. Acaba bir şeyi unuttum mu diye düşünüyorum ama bunun sorunun da cevabını hep ertesi gün aklıma geliyor. Onu hiç sormayın en son. En son eklemek istediğiniz bir şey var mı falan diye hiç sormayın. Şu anda yok. Yarın olacak. İnşallah kötü bir şey gelmez. Keşke şunu söyleseydim falan.
Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ayna bir illüzyon. Ona ilk baktığımızda önce suret verir. Aslında ayna neyi görmek istersek onu gösterir. Bazen de görmek istemediklerimizi. İkiz aynası bir değil, iki açıdan ayna tutuyor. Ortak yanlarımızı, benzemeyen taraflarımızı, görmek istediklerimizi ve istemediklerimizi gösteriyor. Bu hafta Lale Mansur'un dünyasına konuk olduk. Onun fikirlerini karıştırdık, taşları döktük ve ayna tuttuk. En güzel sanat yaşam sanatıdır diyen John Mackey'i de andık. Yaşama sanatını bilmek dileğiyle.